Merhaba arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Arapça 2 dersinin 12. ünite sunumuyla sizlerle beraberiz. Bildiğiniz üzere bu ünitede fiil cümlesi, fiil cümlesinin temel cümle öğeleri yani fiil, fail, bir başka ifadeyle özne ve mef'ul, mef'ulun bih yani nesne ya da dolaylı tümleç de diyebiliriz. Bunlar üzerinde duracağız. Yine aynı fiil cümlesinin edilgen yapıldığında, fiili edilgen yapıldığında, yüklem edilgen olduğunda aldığı cümle üyeleri ki bu da yine edilgen fiil ve sözde özne Arapça karşılığıyla naibül fail olmaktadır. Bunlar üzerinde duracağız. Dilerseniz ünitemizi aktarmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar bu ünitemizde e, fiil cümlesinin temel cümle öğelerinden bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere Arapça'da cümle isim cümlesi ve fiil cümlesi şeklinde ikiye ayrılıyor. İsimle başlayan cümlelere isim cümlesi diyoruz. İsim cümlesinin cümle öğeleri müpteda ve haberdir. Bu tip cümleleri biz tercüme ederken dir ve dir şeklinde tercüme ediyoruz. Örneğin Ali çalışkandır, evin bahçesi büyüktür gibi mübteda haberi isim cümlesini bu şekilde tercüme ediyoruz ve bu cümleler isimle başlıyor. Fiille başlayan cümlelere de fiil cümlesi diyoruz. Fiil, mazi fiil, muzari fiil ya da emir fiil şeklinde cümlenin başında karşımıza çıkabilir. Fiil cümlesinde ise arkadaşlar fiilin yanında eylemi yapan yani fail ki Türkçe karşılığıyla özne, eylemden etkilenen ki mef'ulun bih diyoruz Arapçada. Türkçe karşılığıyla neyi, kimi ya da neye, kime sorularına cevap bulduğumuz belirtili belirtisiz nesne ve dolaylı tümleç e, şeklinde cümle öğelerinden bahsedebiliriz fiil cümlesi için. Fiil, fail ve mefulün bihten oluşuyor temel bir fiil cümlesi. Tabi her zaman mefulün bih olmasına gerek yok bir cümlenin fiil cümlesi ve tam bir cümle olabilmesi için. Bazen sadece bir fiil ve fail de bir fiil cümlesinin tam anlam ifade edebilmesi için yeterlidir. Fiil cümlesinde fiilimiz eğer, yüklemimiz eğer edilgen bir fiil ise ki fiil nasıl edilgen yapılır bunu daha önceki ünitelerde görmüştünüz. Eğer fiilimiz edilgen bir fiil ise onun alacağı özneye biz artık sözde özne yani naibül fail diyoruz. Dilerseniz fiil cümlesine örnekler yazarak konuyu biraz daha anlaşılır kılmaya çalışalım. Hem mazi fiille yani geçmiş zaman ifade eden fiille başlayan, hem muzari ile başlayan, hem de emir fiille başlayan 3 tane basit fiil cümlesi yazabiliriz. Evet ilk cümlemiz mazi fiille başlayan fiil cümlesi olsun. Dilerseniz ben yazayım, siz de takip ediniz. Evet Zare ziyaret etti. Halidun Halit ziyaret etti. Astikaahu arkadaşlarını Zare ziyaret etti. Khalidun Halit ziyaret etti. Estiqa'ehu arkadaşlarını. Zare fiil, mazi fiil. Halidun onun faili. Estiqa'ehu da onun mefulün bihi yani neyi kimi sorusunun cevabı olan nesnesi oluyor. Kimi ziyaret etti? Estiqa'e arkadaşlarını. Hu burada iyilik kendi arkadaşlarını ziyaret etti. Dilerseniz bir de muzari fiille başlayan cümleye örnek yazalım. Yetekellamu At-tullabu Yetekellamut-tullabu El-lugate El-arabiyyete Yetekellemu Burada muzari fiil at Onun öznesi Yani fail El-lugate Mef'ul El-arabiyyete de mef'ulün sıfatı mefulün sıfatı olduğu için ikisi de nasb alameti olarak fethayı almışlar. Öznemiz burada yani failimiz ref alameti olarak damme almış. Ye tekellemu muzari fiili de başında nasb ve cezmedici olmadığı için ref halinde ref halinde ötre yani damme almış oluyor. Dilerseniz bir de emir fiile örnek yazalım. Örneğin kellim el-arabiyete Kellim fiili bi harfi ceriyle de kullanılır. Normalde kullanıldığı vakidir. Biz harfi cersiz kullanıyoruz. Kelleme, yukellimu, teklimun, kellim şeklinde emri geliyor. Bir sonraki babda, bir sonraki ünitemizde e, ifal, tef'il ve mufale bablarını anlatırken bu fiil üzerinde de duracağız. Kellim bizim emir fiilimiz. Anlamı konuş. Demek. Kim konuşsun? Gizli öznemiz var arkadaşlar burada. Sen. Kellim, sen konuş. Gizli öznemiz arkadaşlar burada ente şeklinde. Ente. Sen konuş. Neyi konuş? El arabiyete. <laughs> Arapça konuş. Burada el arabiyete de cümlemizin nesnesi oluyor. Dilerseniz bir de naibül faile örnek yazalım. Yani sözde özneye yani edilgen yapılı, edilgen çatılı fiil cümlesine. Örneğin zare fiilini az önce mazi fiille yazdığımız zare fiilini edilgen yapabiliriz. Zare halidun astiqa ahu demiştik biraz önce hatırlarsanız şu e, fiil cümlesi için. Halit arkadaşlarını ziyaret etti. Arkadaşlar ziyaret edildi burada zare fiiline dilgen yapar, zira şekline dönüştürürsek eğer, onu da şöyle belirtelim, zira ziyaret edildi. Kim? Asti, el astiqa u. el astiqa arkadaşlar ziyaret edildi. Dikkat ederseniz burada el astiqau kelimesi naibül fail yani edilgen fiilin sözde öznesi oluyor. Zira ziyaret edildi. Kim? El astiqau arkadaşlar. Aynı şeyleri yetekellemu fiili içinde söyleyebiliriz. Yetekellemu fiilini alır edilgen yaparsak eğer şöyle bir fiil elde etmiş oluruz. Yutekellemu yute kelle mu. Fiilimize dilgen oldu. Orada normal cümlede nesne olan kelime artık sözde özne durumuna yükselmiş oluyor. Böylece yute kelle mu. Tabi yute mu ile naibül failin de uyumlu olması gerekiyor. Onun için yute mu'yu hemen tu tekellemu şekline dönüştürüyoruz. Tu te tekellemu yapıyoruz. Çünkü sözde özlemiz, naibül failimiz artık el-lugatul arabiyyetu oldu. Onun için fiilimizin de el-luga el-arabiyyete. Evet. el tu burada Gördüğünüz gibi tutekellemu fiilinin sözde öznesi oluyor. Tutekellemu konuşulur, el lugatu el arabiyetu, Arapça konuşulur şeklinde edilgen bir fiil elde etmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, fiil cümlesinin basit düzeyde temel olarak cümle öğeleri ve bunların cümlede kullanılışı ve kısaca İrap düzeneği hakkında bahse, bir üniteyi geride bırakmış olduk Bir başka ünitede sizlerle tekrar bir arada olmak üzere hepiniz hoşçakalınız.